Arkadaşlar bugün boşun. PST 650 dekopaj testi 500 wattla çalışan makinesini tanıtacağız. Bu makinenin özelliği çok kulaşlı ve rahat olması. Şu andaki fiyatı değişmiş olabilir. Bir yıl öncesinde 300 TL'ye almıştım. Yeni kullanma fırsatım oldu. Bu dekopaj testeresinin en güzel yanı evde. İstediğiniz tahta olsun, demir parçaları olsun, onlar çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz ve istediğiniz şekilleri verip istediğiniz yerde kullanmanızı sağlıyor. Dekobaş testeresi. Şimdi kutu açılımını yapıyorum. Dekobaş testeresinin evet, sizin için çıkarayım. Kedimiz de geldi. Bu Bosch'un 500 wattlık dekopaj testeresi. Zaten dekopaj testeresinin almanızı önerdiğim kısmı ise şu ön kısmında hava püskürtmüş olması gerekiyor. Şu ön kısmında hava püskürtmesiyle yapacağınız işlerde kıymıkların bellediğiniz hizanın önünden çekilip, yani İşlemi gerçekleştireceğiniz yerde önde kalmamasını sağlıyor. Daha sonrasında bunun bu serisinde evde rahat kullanım için yapılmış. Bu da onun kiti, yani işlemi gerçekleştirirken kitlemesini sağlıyor. Arkadaşlar BST 650 ev işlerinde uygun olarak kullanabileceğiniz çok rahat ve aparatifleriyle kullanışlı bir makine. Bosch'un bu serisinde hava üfleyicisi sayesinde yapacağınız işlemlerde çok daha rahat ve çizgiden kopmamanızı sağlıyor. Şu anda benim elimde bir tahta kesici testeresi var. Tahta kesici testeresini yerine katıyorum. Bu tür işlemlerde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle şu arka kısmına denk gelecek şekilde bırakmanız gerekiyor. Şimdi bu seti de internetten sipariş verdiğinizde zaten şunlar, bu metal olanlar, bu metali kesmek için yapılmış olanlardır. Zaten ağız kısımları ince ve dar olması gerekiyor ki metalli daha iyi kesebilmesi için. Ağız kısmı geniş ve sivri olanlar, bunlar da tahtaları kesmek için. Hemen dilerseniz dekopaj testeresinin bir tanesini taktık bu tahtayı kesmek için. Bunlarda özellikle kullanırken elinizi kesmemeye ve tahtanın kalınlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi dilerseniz bakın, burada tahtamızın bir kısmını geçtiği için çok rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Şurada örneğin diyelim bu tarafı keseceğiz. Biraz yakınlaştırdığımızda şu öndeki, şuradaki testerimin hangi hizada gideceğini size tanıtmış oluyor. Örnek diyelim burayı keseceğiz. Burada hemen bir çizgimizi çekiyoruz. Şu çizgimizi çektiğimiz kısımda dekopaj testeremiz sayesinde şuradaki ok işareti şeklinde başlısı bir olan kısmı çizginin ön kısmına bıraktığımızda artık oradan gidebileceğimizi gösteriyor. Şimdi hafifçe çalıştırıyorum. Şimdi dekopaj testerimiz burada çalışırken burada hava üfleyicisi var. Hava üfleyicisi sayesinde şu kısımlarda kıymıklar kalmıyor. Bu kısımlarda kıymıklar kalmadığı için çizgimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi dekopaj testeresini kullanırken sakın işlemi yaptığınızda
çalıştığı durumdayken it kısma doğru itmeyiniz. Yani şu şekilde itmeyiniz. Hani işleminiz bitmek üzereyken bir bıraktığınızda burada dekopaj testeresi, şöyle göstereyim, testeresi tahtanın alt kısmına çarpabilir. Alt kısmına çarptığında şu testere normalde buradan ya bükülür ya da kırılır. O yüzden o tür işlemlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi tekrar aynı yere kattığınızda şöyle göstereyim. Bakın, hafiften sallanır. Neden? Çünkü dekopaj testeresinin alt kısmındaki boşluğu eğer tam ayarlamamış olursanız bu dekopaj testeresi tahtanın içerisindeyken sallanır ve testereniz kırılır. Bu tür durumlarda bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaparken çok hafif bir baskı yapmanız gerekiyor. Şöyle aynı iş. Sadece çok hafif bir şekilde iterseniz dekopaj testeresi size zaten belirlediğiniz yolda çok rahat bir şekilde ilerlemiş olur. Bitişe doğru geldiğinizde, örneğin diyelim ki burayı bitireceksiniz. Bu tür durumlarda zaten her iki tarafını desteklemiş olması gerekiyor. Yoksa tahtanız bir anda aşağı doğru çöker. Bu tür durumlarda eğer altını destekleyemiyorsanız elinizle hafif bir şekilde kaldırmanız yeterli. Böylelikle baskı azalmış olur ve dekopaj testleriniz sona geldiğinde şu kısma zarar vermeden kesim işleminizi tamamlamış olur. Evet, şu anda da gördüğünüz gibi dekopaj testlerimiz çok temiz bir çalışma ortaya çıkarmış oldu ve çok güzel bir kesim gerçekleştirmiş oldu. İşte Bosch'un bu serisinde yapabileceğiniz bütün işlemlerde çok rahat bir kullanım sağlıyor. En güzel yanı da 500 wattlık olması. Zaten burada şu sıfır kısmını getirdiğinizde artık hava üflemez. Hava üflemediği için de püskürtücüyü kullanmadığında da şu ön kısmında kıymıklar kalır ve yapmış olduğunuz çalışmada bellemiş olduğunuz çizgiyi göremezsiniz. İşleminizi gerçekleştirirken özellikle tahtanın içerisinde metal hiçbir şey olmaması gerekiyor. Çünkü bu testere sadece tahtayı kesebilir. Yani tahtayı kesebildiği için metal bir şeye rastladığında ya bükülür ya da kırılır. Bu da dekopaj testlerinizin zarar görmesine neden olur. Otomatik kilitleme mekanizmasıdır. Bu otomatik kilitleme mekanizmasında düğmesine baktığınızda sürekli çalışır devrini aramış olur ve belirlikle dekopaj testeresi hiç durmadan çalışmış olur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İşte bunda evde rahatlıkla kullanabileceğiniz Bosch'u tanıtmış olduk. Bu dekopaj testeresinin özelliklerini size tanıtmış olduk. Evinizde yapacağınız ufak tefek işlerde bunun yanında şu aparatı da satın alarak işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz.